Peki kongrede tüm bu konular ele alınırken süt sektörünün sorunlarına ilişkin çözüm önerileri de masaya yatırılacak mı hocam? Böyle bir konu başlığınız var mı? Konu başlığı değil ama kongrenin zaten bütününü kapsayan bir süt endüstrisinin durumu masaya yatırılacak. Neden? Çünkü süt sektörü, evet süt sektöründe oldukça önemli bir noktadayız. Ülke olarak çok önemli bir noktadayız. Özellikle de süt üretimi bakımından baktığımızda son 5 yılda %14, son 10 yıla baktığımızda %70 oranında süt üretim miktarımız artmış durumda. Ve biz böylece dünyada 8. Avrupa'da ise en büyük 3. süt üreticisi durumundayız. Bu çok önemli bir sahip olduğumuz potansiyel. Ancak ürettiğimiz çiğ sütün kalitesi, buna bağlı endüstride nasıl işlendiği ve buradan tüketiciye ulaşıncaya kadar süreçte yapısal anlamda bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ya da yurt dışına ihracatımıza baktığımızda daha çok Orta Doğu ülkelerine potansiyelimiz daha yüksekken, Avrupa ülkelerine de bu potansiyeli daha yüksek bir seviyeye çekebileceğimiz imkanlara da sahibiz. Ancak bu yapısal sorunların giderilebilmesi için ortak aklın oluşturulması lazım. Yani bu sorunlar tek başına ne akademinin, ne sektörün, ne de ilgili bakanlığın problemleri değil. Bu sorunların koordineli bir şekilde çözünebilmesi için süt bilimi ve teknolojisi alanındaki akademik bilginin ve bilimsel çalışmaların masaya yatırılıp ve burada tüm paydaşlar ile paylaşılması ve işbirliği ortamının oluşturulması kongremizin üstlendiği en büyük misyondur. Evet, yani tüm paydaşları aslında siz zaten bir araya getireceksiniz, buluşturacaksınız. Bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Az önce hocam sözlerinizin arasında geçti yine süt ve süt ürünleri teknolojisinde, sektöründe son yıllarda teknoloji ve inovasyon anlamında da pek çok yeni ürün geliştirildi. Dilerseniz bunlardan da biraz bahsedelim. Kongrede bu yenilikler ne oranda yer bulabilecek? Bu noktaya bakış açınız nasıl? Süt ve süt ürünlerinin üretimi sırasında gerek üretim gerekse kalite kontrolleri için yeni teknoloji, birçok yeni teknoloji, yeni üretim teknikleri, yeni analiz teknikleri fuarlarda ortaya çıkıyor, duyuyoruz, çalışmalarda yer alıyor. Ve hızla değişen tüketici davranışları da, yani çağımızın artık dijital çağdayız. Herkesin beklentileri, yaşam alışkanlıklarına göre bunlar hızlı bir şekilde de değişkenlik göstermekte. Dolayısıyla da hızlı değişen tüketici davranışları ve taleplerini de karşılamak için süt ürünlerinde inovasyonu benimseyen yaklaşımlar oldukça önemli. Evet, gelenekçi ürünlerimizi asla kaybetmeden ama inovatif ürünlere de açık olmalıyız. Kongremizde tüm bu inovasyona dayalı bilimsel çalışmalara yer verilecek. Bunlar yine sürdürülebilirlik açısından ele alınacak, kalite bakımından ele alınacak. Bunun dışında yine süt endüstrisindeki üretim, kalite kontrol ve analiz tekniklerindeki gelişmeler takip eden ve bunları ortaya koyan firmalar kongremizde önemli ölçüde yer almıştır. Katılım sağlamışlardır ve dolayısıyla onları da kongremizde tüm katılımcılarla tanıştırmayı, kendi ürettikleri ya da yurt dışıyla ilişkili olarak çalışmalarını sergilemeleri için bir tanıtım fırsatı olmuş olacak. Evet, çok güzel. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz size hocam. Kongrenizin başarılı bir şekilde geçmesini diliyoruz.